Evet dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün yine Facebook, Instagram TikTok ve YouTube kanalımızda ortak canlı yayındayız. İnşallah bugün de size günümüzün problemleri, en çok konuşulan, cevap bekleyen suallerle ilgili bilgimiz dahilinde bilgi paylaşmak istiyoruz inşallah. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Çumra'dan Gül Hanım, Kuzey'e, Fizik Işığa, maşallah Instagram'ımız kuvvetli, Facebook'tan da bekliyoruz. Tabii YouTube'dan da bekliyoruz. YouTube izleyicilerimizi de bekliyoruz. Bir ara verdik YouTube'da. İnşallah böyle devam edeceğiz. Facebook'ta da Murat Bilgiç, Şişman Ahmet, Halil Cumhur, Selma, Metin Selman ve daha pek çok kardeşlerimize, hepsine. Yine TikTok'ta sağ olsun izleyicilerimiz çok güçlü. Onlara da bugün çok güzel bilgiler vereceğiz. Evet, bugün neden bahsedeceğiz? Biraz insanlar gelsin, yemeğini yedi, çayını içti bugün. Hocam kırmızılar giymişsiniz diyorsunuz. Evet, kırmızı değil, bu bordo bir renk. Üstünüzdeki de keçe, dedemin keçesi. Ben yaz kış dedelerimiz işte keçi çobanları, bizler Türkler keçeyi çok kullanırız. Yatağımızın altındaki ne diyorlar ona, çarşafın altındaki alez de bizim keçedir. Size de tavsiye ederim. Yorganımızın içi de keçedir veya yündür. Battaniyemiz keçedir. Çatımız keçedir. Üstümüzdekiler keçedir. Giydiğimiz ketendir, kenevirdir içimizdeki gıdalar. Çoraplarımız gümüştür. İşte böyle bir yol tutturduk kendimize yaşamaya. Çalışıyoruz tabii yaşam, doğal yaşam, kainatta yaratılan tabii nebatat ve hayvanattan ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz diye söylemek istiyorum. Evet. Bugün kenevir yağını konuşacağız. Kenevir yağı nedir? Neden çok gündemde kenevir? Onun mucizelerini, insan nesline katkılarını. Bu ara müjdemizi verelim. Kenevir yağımız ürettik biz daha birileri konuşurken. Biliyorsunuz ilklerin merkezi, kozmik yaşam merkezi. Birileri konuşurken biz çoktan onu diktik ve ürettik, tohumlarını aldık. Şu anda kenevir yağımız biliyorsunuz hepsi CBD'miz, THC'miz belli oranlarda. Yağımız, kenevir karışımlı yağımız insan nesline katkı yapıyor. Marenki alışveriş sitelerimizde. Kenevir karışımlı yağ. Onda mucize yağlar var tabii daha. Sadece kenevir değil, tek başına. İşte keten tohumu yağı, bağırsak ve safra kesesi için. Deve dikeni yağı, karaciğeriniz için. Yine kabak çekirdeği yağı, ne için? Prostatınız için. Lavanta yağı, psikolojik bozukluklarınız için. Kantaron yağı, çörek otu, her derdine deva. İşte bunların hepsinin mix'i yapıldı ve sizin hizmetinize sunuldu. Onu da söylemek istiyorum. Hocam yüzükleriniz yok demiş. Evet, eksiklik hissettik hemen. Buradan yüzüklerimizi alıyoruz. Evet. Yüzüklerimizi alıyoruz. Bugün yüzüklerimiz farklı yüzükler kullanacağız. Bugün taşları anlatacağız size. Taşların şifasını anlatacağız. Çok önemli. Burada taşları anlatacağız. Evet, zümrütü anlatacağız. Çok önemli. Zümrüt taşımızı anlatacağız. Akik'i anlatacağız. Yani akik taşı. Hakikaten akik taşı da yine çok çok önemli. Akik taşının özelliklerini sizler için paylaşacağız. Evet, taşlar bir şifadır biliyorsunuz bu noktada.
burçları anlatacağız. Auralar, şakralarınıza göre, auralarınıza göre, hastalıklarınıza göre taşların şifası. Bunu anlatırken de Türkiye'de ilk defa Şifalı Taşlar kitabını yazan yine ilklerin merkezi, Kozmik Yaşam Merkezi Ahmet Elmas Maranki'den bu taş kitabı yeni baskısı inşallah elimizde. 100. baskıyı yapacağız bu. İnşallah burada bütün bu detayları Şifalı Taşlar kitabımızdan. Bunu niye söylüyorum? Ya şimdi siz bir yerden burç dinliyorsunuz, taş dinliyorsunuz vesaire vesaire, bitki dinliyorsunuz. Ya sormuyorsunuz yani bu adam bu nereden öğrenmiş? Bir mektebini almış mı, eğitimini almıştı? Alaylı mı? İlla mektep okumak lazım değil. Yani tamam bilgisi var. Peki bir eseri var mı ya? Yani eşek ölür semeri kalır, adam ölür eseri kalır. Yani bir eseri var mı? Yok. Niye izliyorsun bunu? Oturmuşsun sabah programında izliyorsun. Adam çıkmış ağzı laf yapıyor. Ağzı olan konuşuyor yani. Kadınsa bir de orası burası bilmem ne güzel çıkarıyorlar yani. Üçüncüsü de bir de 20 bin lira verdi mi çıkıyorsun zaten artık. Hangi kanala? Büyük kanallar 20-30 bin lira. Küçük kanallar 10-15 bin lira. Verdi mi seni çıkarıyor. Bir yarım saat orada arz endam ediyorsun yani. Ne söylediğinin önemi yok. Buna bakan yok artık. Bakın uyanın. Bakın uyanın. Zor günler yaşıyoruz. Bak sıkıntılı günlerdeyiz. Bak iyi günlerde değiliz. Zor günler yaşıyoruz. Değerli dostlar, arkadaşlar, takipçilerim, farkındalı insanlar, düşünenler, akıl edenler. Herkesi dinlemeyin. Maranki Hoca da dese bir bak ya bu adam ne yapmış? Ya bitki diyor, bitkiyi nerede görmüş, tarlada mı görmüş, üretmiş mi, yapmış mı, inovatif olarak ne yapmış mı, kitabı var mı bu adam, bir şey yazmış mı ya? Bir bakın bakın kıyametinizi beklemeyin, bakın kıyametiniz sizin hastalığınız ve ölümünüzdür yani. Büyük kıyametle ne alakan var senin? Her gün hazır olacaksın, her gün hazırlanın. Evet, Allah'ın nur ismi tecelli ediyor. Görüyorum üzerimizde şu an inşallah siz de hissediyorsunuzdur. Şu an bilhassa görüyorum yani. Evet, taş kitabımızdan burçlar, taşlar, renkler herkes artık aldatılmasın. Çünkü taş dediğinizde şişe cam veya paşa bahçeye yaptırılıyor. Biraz karartılıyor, eskitiliyor elbiseler gibi. İşte size çakıyorlar maalesef. Hocam diyor hiç faydası olmadı. Olmaz tabii. Yani camın da faydası var ama yani faydası yok değil yani. Cam da hakikaten faydalı. Yani üç harflerin en çok korktuğu şey camdır. Camdan korkarlar. Camın çok daha ilerisi taştır zaten. Taştır, kayadır. İşte şöyle düşünün bak iyi dinleyin. Taşın ana maddesine karbon mesela. Kömürün ana maddesine karbon. Her şeyde bu karbon esastır. Karbon, kömürün esas maddesi karbon. 100 yıllık bir, 300 yıllık bir fosilse bu, ki bunlar fosildir biliyorsunuz hepsi, tüm taşlar. 300-500 yıllıksa işte taş kömürü, kok kömürü, bilmem ne kömürü olur, kömür. 300 liradır. Ama 1 milyon yıllıksa kristal elmas olur, pırlanta olur. Onun da ham maddesi yine karbondur. O da 1 milyon lira olur. Yani bunu yılı arttıkça niye kristal tuz diyoruz biz? Çünkü belli tuzlalar bizim işte Çankırı, Erzurum, Erzincan veya başka. Bir bunlardan niye şey yapmıyoruz, kullanmayın diyoruz. Yanlış anlaşılır. Dinamitle patlatıyorlar içeride tuz elde etmek için. Ama bunun dışındaki tuzlalardan elde ediliyorsa başımızın üstünde yeri var. Alın kristal oluşmuş beyaz tuzlar. Oluşmuş olacak beyaz tuz. Gösterdim geçen gün. Yine burada tuzumuz var. Biliyorsunuz artık bunu anlatmaya gerek yok. Yani kömür almak istiyorsanız şişe cam alın. Ama taş almak, kristal almak istiyorsanız, pırlanta almak istiyorsanız, kristal tuz almak istiyorsanız, farklı bir para ödeyeceksiniz. Bunun şeklinde söylemek istiyorum. Taşlar bir şifadır. Şimdi taşlarla girdik, oradan bir gidelim. Evet, bugün 3-5 kişiye de yazanlara
burcunuza göre benim taşım, rengim, kokum ne? Hatta üç harflerinizi de bulalım sizin. Ben insanları ve cinleri yarattım diyor ya. Burcunuza göre üç harfiniz vardır. O da sizle beraber doğar ve ölür. Onun da hayatı vardır, cinselliği vardır, yeme içmesi vardır, mesleği vardır. Bunlar yürür, gider, çalışır, okur. Onların sadece bizden farkları ışık hızında hareket edebilirler. Seyri sülükte olabilirler. Kozmozda dolaşabilirler müsaade edildiği kadar. Size de musallat olurlar, boş bulurlarsa sizinle alay ederler. Sizin içinize kan mecranıza girerler. Sizinle oynarlar, dalga geçerler, hasta ederler. Hepsini yapabilirler, yetenekleri vardır. Onların da şifacıları vardır. Tam Müslümanları da vardır, Hristiyanları da vardır, inanmayanları da vardır. Bunlar da Allah'ın vazifeli yaratıklarıdır. Onların da yine korunacak ayetleri vardır. Mesela XX ayet, onun ayetleri okuduğun zaman ondan korunursun. Onun yaşadığı yer vardır mesela. İşte kapı dipleridir, kürüzlüklerdir, tarihi yerlerdir, sulardır, derelerdir, dağlardır, ağaç dipleridir, tuvaletlerdir. Buralardan uzak duracaksınız ve ayetini okuyacaksınız. Üç kişiye bunu bulacağım. Kim yazarsa, hocam benim burcumu, taşımı, rengimi, kokumu, üç harflimi, havamı, suyumu, hepsini sizin için burada taş kitabımda inşallah. Burada tablomuz var zaten. Bu tablodan size burada hepsi yazıyor bu tabloda. Size hangi organınıza musallat olur, nerede yaşar bedeninize, bedeninize nasıl girer? Parapsikoloji kitabımızda da yine bunu yazdık. Havas İlmi Ledin Havas kitabımızda, parapsikoloji kitabımızda, stra parapsikolojik olaylarda bunu yazdık. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, onun için taşlar şimdi anlatıyorum. Bu önemli. Bir kere insanda 7 tane enerji düğümü vardır. 7 enerji düğümü dediğimiz ana merkezler vardır. Bunlar bir gerçektir. Bunlar bizim yine kitaplarımızda. Bunların hepsi görüntülenmiştir bakın. Bunlar laf-ı gürüz değildir bakın burada. Bütün bu enerji düğümleri hepsi görüntülenmiştir. Biz bedenimizdeki bu enerjileri bakın burada orijinal olarak gördüğünüz gibi bakın aura ölçümlerinde ne yapıyoruz burada? 7 tane bak mor, lacivert yani mor, lacivert, mavi, burada ne var? İşte yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. İşte bakın burada görüyorsunuz bunlar. İnsan aurası vardır. Tabii insanın şakraları vardır orada. Onun için bunlar yine çok çok önemli. Birileri konuşur. Bu kitaplar 20 sene önce hazırlanmıştır. İşte taşların enerjisini de size yine burada göstereyim. Bakın burada. Şurada gördüğünüz gibi bir tesbihin, müthiş bir taş tesbihin enerjisi var. Burada gördüğünüz gibi taş tesbihin enerjisi var burada. Yine bir kristalin enerjisi var. Bakın burada. Yine bir kristal taşın. Bak vuruyorsunuz kristale 7 renk çıkıyor. Suya vuruyorsunuz 7 renk çıkıyor. Demek ki biz su ve taştan oluştuk. 7 renkle bağlıyız. İşte bu 7 renk de nerede? Bedenimizde. Nedir bu 7 renk? İşte onu da burada size gösteriyoruz. Bu 7 renk demin dediğimiz gibi insan bedenindeki bu 7 renkle bağlıyız ve bizi koruyan bir aura var. İşte bu deneyi de yaptık burada. Taşa vurduk güneşi 7 renk çıktı. Suya vurduk 7 renk çıktı. İşte kristalin göbeğindeki enerjiyi de görüyorsunuz. İşte insan bedeninde burada gördüğünüz gibi 7 renktir. İnsan kulağının duyduğu sadece şuradaki aralıktır bak küçücük. Renk gördüğü burasıdır ama mor ötesi ve kırmızı ötesi ışınları biz göremeyiz. Kediler, köpekler, yarasalar görür. İşte 7 renk. Başınız mor. Bakın mor. Mora bakın, moral burun. Üçüncü gözünüz lacivert. Burada gördüğünüz gibi bakın. Lacivert. Kalp bölgeniz akciğer yeşil, mideniz sarı. Turuncu, bağırsak bölgeleriniz, cinsel ve kemikleriniz kırmızıdır. Bu renkler sizin tedavinizdir. Aldanmayın öyle uçtu kaçtı, azaldı çoğaldı, gidiyor aşk para kazandım. Hep yalan bunlar. Hep yalan bunlar. Tevatür, o düşünce ufkuna göre bu anlatanın, güya o astroloğun uydurmalarıdır da diyebiliriz.
Hani ağır olmasın uydurma. İşte oradan anladığı şeylerdir. Gerçek olan budur. Yedi renktir. Yedi şakradır. Yedi şakranın da yedi tane taşı vardır. Yedi tane kokusu vardır. Yedi tane de rengi vardır. Burada gördüğünüz gibi. Onun için şimdi başkalarına da böyle fazla da girmeyin bu işlere. Girdi mi de çıkamazsınız. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Şimdi demek ki hipofiz, epifiz, üçüncü göz, hipofiz bezi mordur. Mor. Nedir? Mor bir amatist mesela. Amatist. Size şifadır. Amatist size şifadır. Evet. Amatist size şifadır. Üçüncü göz laciverttir. Gördüğünüz gibi demin gösterdim. Bunun da taşı lacivert taşlarıdır. Lacivert taşlarıdır. Tiroidimizin rengi mavidir. Mavi de mesela turkuazdır. Yine yeşil zümrüttür. Turuncu yine turuncu taşlardır. Mide sarı sitrindir mesela gibi. Yine kırmızı kuarslar, akikler, kırmızı taşlar vardır. Mercandır mesela. Hepsinin rengi de vardır. Bakın ilk defa söylüyorum burada. Hepsinin rengi de bütün bedende sizi koruyacak en önemli renk beyazdır. Mesela inci. İnci insan nesline katkı yapabilecek. Denizdeki bütün vitamin mineralleri aynı karbonun kömürü değil pırlantası gibi bilmem kaç yılda oluşturmuş o inciyi alıp kullanmanız, şu bardağınızın içine atıp bekletmeniz ve bileğinizde bunu bir bileklik olarak, kolye olarak bulundurmanız, kulağınız ana rahmindeki başınıza, buraya bir küpe olarak bulundurmanız sizin için şifadır, uyarıcıdır, tetikleyicidir, endükleyicidir, müsbet enerji verici. İnciden vazgeçmeyin. Evet, beyaz kristalde yine hakeza, beyaz kristalde yine aynı işi yapmaktadır. Beyaz kristal saflaşmış, belki bir trilyon yıllık bulabilirsiniz ki bizim evimiz, yerimiz, iş yerimiz bunlarla donatılıdır. Demek ki taşları öğrendik şimdi. Evet, mesela şimdi kim diyorsa Gül Fatma Nur Boğa Burcu demiş. Hocam Boğa Burcu'nu öğrenebilirmiş. Bir de yengeçin yorumunu yapacağım Fikriye Pehlivan'a. Evet, Boğa'yı okuyoruz şimdi. Mesela Boğa 21 Nisan 21 Mayıs sizler için. Sizin bir gezegeninizin tesiri var üzerinizde. Gerisi bak hep boş şeyler bunlar. Sizin gezegeniniz neymiş? Zühre, yani Venüs gezegeni. Peki sizin tabiatınız ne? Siz topraksınız. Toprakla aşırı neşir olmanız lazım. Mutlu olursunuz. Biliyorsunuz insanda 4 unsur vardır. Toprak, ateş, hava ve sudur. Siz topraksınız, ancak topraklarla anlaşırsınız. Bunlar da var. Ateşle anlaşamazsınız mesela. Su ateş tam terstir, birbirini söndürür vesaire. Taşınızı söylüyorum. Sizin taşınız Boğa burcu olanlar gümüş, herkesin taşıdır unutmayın. Gümüş mutlaka kullanın ve zümrüt taşı. Ama hangi renk zümrüt? Mavi zümrütler sizin şifalı taşınızdır. Kokunuz da lavantadır diye söylemek istiyorum. Ve sizin hastalanacağınız organlarınız, boğaz bölgeniz çok hassas. Vücut halsizliği, yüzünüz kireç gibi olduğu zaman size musallat vardır. Kötü enerjiler, kötü bakışlar size tesir eder. Ve viranelik sulak yerlerde dolaşmayın. Viranelik sulak yerlerde dolaşmayınız. Üç harfleriniz orada yaşar. Çok önemli bakın bunlar. Evet. Evet, Başak'a çok soruyorlar. Başak Burcu, İpek Kaven Demirkol. Evet, bir de Başak'a okuyoruz. Başak'ın taşı neymiş demek? Başak, Uterus'la Merkür'ün etkisi altındadır. Bundan doğan renkli taşlar. Taşlar niye renkleşir? Gezegenlerin belli oranlardaki onlara tesirleriyle bir araya gelme boyutlarıyla. Dedem öyle derdi oğlum, bekle derdi. Ay dönsün, elma daha çok kızarır. Ben tabii gülerdim çocukken, sonra bir bakardım ki elma hakikaten kızarmış. Ayın, güneşin, gezegenlerin insanın tesiri vardır. İşte onun için Başak, Uterus, Merkür gezegeninizin gezegeninizdir. Siz de topraksınız. Gümüş, zümrüt, ama hangi gümüş? Yeşil, beyaz
lacivert zümrütler. Bu renkler sizin renginiz. Aynı zamanda da limon ve turunç da başakların kokusu. Nasıl yani? Bunu sürerseniz eşiniz yanınızdan ayrılmaz. Ama siz bu kokuyu sürmez. O kokuyu başka biri sürerse eşiniz onun peşine gider. Onu da size söylemiş olayım. Bu bir gerçektir. Kokular belli bir frekanstır, yağlardır diye söylüyorum. Bir tane daha sizler için söylüyorum. Evet, Aslan Burcu. Yengeci unutmadık. Aslan'ı söylüyorum şu anda. Evet, Aslan Burcu hakikaten güneşin etkisinde. Çok güçlü bir burç, güneşin etkisinde. Onun hüddamı çok güçlüdür. 24 Temmuz, 23 Ağustos. İşte buna yaklaşınca yükseldi, alçalınca azaldı. Sözleri buradan çıkar. Ateşsiniz biliyorsunuz, güneş ateştir. Sizin taşınız tabii ki gümüş, herkese öneriyorum gümüş. Yakut, ama hangi yakut? Turuncu veya sarı yakutlar Aslan Burcu'nun taşıdır. Bakın en aktif bunlardır. Kokunuz da miski amberdir. Sürünün, çok mutlu, çevrenizde sevileceksiniz. Hastalıkları baş ağrır Aslan Burcu'nun. Korku vardır. Kulağına bazı sesler gelir. Bugün onun da çaresini anlatacağım size. Nerede yaşar üç haklısı? Dağlarda yaşar. Ağaç diplerinde yaşar. Bakın çok önemli. Dağ ve ağaç diplerinde abdestsiz, gusülsüz, boş, zikirsiz, fikirsiz dolaşmayın diye söylemek istiyorum. Aslan Burcu kalple ilgilidir. Kalp ateştir biliyorsunuz. Ve kan dolaşımı, kalp ve kan dolaşımı sizin hassas olduğunuz bölgeler. Buna da dikkat edin diye söylemek istiyorum. Evet. Devam ediyoruz buradan. Yengeç'i anlatacaktık değil mi? Akrep. Evet, akrebi anlatıyoruz. Akrep hakikaten haşim bir burç. Bütün burçları ihtiva eder akrep. Ama aslında akrep gibi sokar derler ama değil. Ben de bir akrebim. Ama bütün burçların özelliğini de taşımaya çalışıyoruz. Akrepler Merih Mars'ın etkisinde. Dikkat edin, Merih etkili bugünlerde. Kokuları sümbül, manolya. Ben devamlı sürünürüm. Yeşil, mavi taşlar, bilhassa yeşil taşlar. Biz suyuz. Su bizim için, nemsiz ortam olmadan yaşayamayız. Göl kenarları iyi değildir. El ayaklarında sıkıntı olur. Takaslaşır. Bağırsak ve akciğerinde sıkıntı vardır. Çok şükür şu an bizde yok. Çünkü üç harflerimizi elimize aldık, dolaştırdık. Derken bu kadarla iktifa edeyim. Efendim terazi. Teraziyi de anlatayım hadi. Bir şey kalmadı zaten. Evet, terazi de yine Zühre gezegeni etkisinde. Böbrek, karın boşluğu, rahatsızlığı çeker, viranelik ve kapı aralığında dolaşmayın. Oralarda yaşar, orada tak diye atlar. Besmelesiz kapıdan geçmeyin. Kasınız ağrır, başınız ağrır, bazen diliniz tutulur. Bakın teraziler. O an bil ki musallat oluyor. Hemen bir topraklama yapın. Bir besmele çekin, bir şehadet getirin. Kendinizi şöyle bir temizleyin. Alın, atın bedeninizden. Uhruş diye çıksın gitsin deyin. Kötü enerjileri. Çünkü elinizde bir enerji vardır. Bunları sadece dini ritüel olarak değerlendirmeyin. Böyle kanıta dayalı bilimciler, sekülerler gibi işte Allah Muhammed dedi deyip kabul etmeme şeyine düşmeyin. Bir düçar alır, eline düşerseniz zor kurtulursunuz. Ne psikiyatristler ne nörologlar sizi kurtaramaz. Ama bir besmele sizi kurtulur. Bir ismil. Bak kapattım bak. Allah. 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 Döndüm bak. Allah. Hani başka şeyde döndür. Okur kebir, vedud, şehit, şahit, şuhut. Var mı? Yok. Değdi dama. Geldi enerji. Hop döndü. Dolaşım başladı. Neler var neler. Evet. Dikkat ediyoruz. Demek ki su, onu da söyledik, terazi, yakut, mavi, yeşil, sarı ve kokusu da gül terazilerin. Hava, kasık ağrısı, baş ağrısı, viranelik, kapı aralıklarında oturma, böbreklerine dikkat et, Zühre, Venüs gezegeninde terazinin taşı. Hepsi burada var. İleriki saatlerde belki yaparız. Mutlaka taşınızı bulun, kokunuzu bulun.
Kokunuzla doğduğunuz gün göbeğiniz kesildiğinde aldığınız kokudur. Bak bunları kimse bilmez, hep yalan bunlar. Oturdu zaten kendilerine faydası yok. Hani adamların hani dinliyoruz ya. Adam psikiyatrist, tenzih ederim sayın hocalarımızı, hekimlerimizi. Kendi deli yani. Göz doktoru gözü görmüyor. Yani saç çıkarıcının saçı yok gibi yani. Yani bunun gibi ha olmayabilir. Bunları da hakir görmek için demiyorum. Bunlar da bir imtihandır. Şifalı Taşlar kitabımızda Maranki alışverişte 0212 533 0133'ten arayın. Taşınızı, renginizi, kokunuzu arkadaşlar söylesin. Ona göre de sipariş verin. Aldanmayın. Ucuz etsin. Yahnisi yavalı olur. Mesela biz ne yapıyoruz? İşte burada gördüğünüz gibi şurada akik. Bunun içine ne yapıyoruz? Taşla yağınızı, kokunuzu. Şimdi ne yapacağım? Ben akrebim. Ne yapacağım? Hanım elimi alıyorum. Bunun içine döküyorum. Benim de bu taşım akik. İçinde ne yapıyorum? Bunun içinde taşla kokunun enerjisi birleşiyor. Bak görüyorsunuz burada. Sonra bunu istediğimiz yere, gözümüze, kulağımıza, her yerimize, burunla, gecelimize sürüyoruz burada. Evet, taşınızla kokunuzu birleştirebilirsiniz. Bunlar önemli. Yine burada kaplan gözü, gözü çıksın insanların, kem gözlü olanların diyelim. Yoksa birisine gözü çıksın demeniz, şayet hak etmezse dönersin gözünüze zarar verir. Beddualar böyledir. Asla bedduaya amin demeyiniz. Unutmayın bunları. Maranki Hoca'dan sırlı kelimeler. Kaplan gözü, gözün kör olsun. Allah bildiği gibi yapsın. Ölümü gör dersin, ölünü görürsün. Karşı tarafa ok atarsın. Aurası onu geçirmez, hak etmezse anında mizan kurulur, hesap yapılır. Ahmet Mehmet'in gözünü kör ediyor. Ayşe Zeliha'nın gözüne ok attı. Hayır hak etmiyor, döner diyor, seni biçer diyor. Döner senin çocuğun olmaz, sen hastalanırsın. Senin çocuğun yok olur. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunun dışında hepsi yalandır bakın. Taş bu kadar. Bunun ötesi yok. Taşı sadece bir taşla yağı birleştirmek çok önemli. Mesela suyunuzun içine değişik 7-8-10 tane taş alın. Kalsiyum, magnezyum, çinko ağırlıklı taşları alkali su yapıp için. Biz bunu içiriyoruz. Kurumlarımıza gelin orada bu sudan içiyoruz. 8-9-10 alkali su içmezseniz yaşayamazsınız. 1,5 litre suya kristal tuz 1 gram. Yine 1 gram tuz kepeği koyun. 9 alkali zemzem gibi su yapın için. Şeker, tansiyon, kolesterol, kas ağrıları, ne bileyim korona ve uykusuzluk, her türlü problem, bağırsak problemi yok olacak. Olur mu ya, deneyin, hiçbir zararı yok. İçine bir de sarımsak at, 5 diş bekle bak nasıl bir antipik elde ediyorsun. Ağızla bir limon sık içine, bak neler oluyor. Bu kadar basit. Niye gidiyorsun o çocuğu öksürüyor diyor hastanelere, antibiyotikler, testler. Niye sen bir şey mi arıyorsun, affedersin kaşınıyor musun derdi hocam. Yani niye istiyorsun mamografiler, çektirdin ne yapacak, memeni alacak. Çektirdin rahimde, rahimini alacak. Yok, yapacağı bir şey yok. Kainat şifanesi, ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası. Bakın, bunun da altını çizmek istiyorum. Evet, taşlar bu. Burçları da anlattık. Gezegenleri de anlattık. Tamam mı? Bunların hepsi sizler için var inşallah. Rabbim daha güzel günlerde olmayı bizlere nasip eylesin diyorum. 0212 533 0133'ten bizi arayın. 0530 dünyanın her yerinden 200-0-96 200-0-90 asistanlarımız size taşınızı, renginizi, kokunuzu yarın hemen onunla ilgili kokunuzu, yağınızı, koku yağı aynı şey demek, kokunuzu, yağınızı, taşınızı efendime söyleyeyim hepsini size bildirecekler ücretsiz. Sadece bir telefon açacaksınız 0530-200-0-96 veya 0549 533 01 30-35. Evet, bu telefonlar bizim baş asistanlarımız, yurt dışından ücretsiz WhatsApp arama hatlarımız. Sizin en ayrınız insanlara faydalı iş görenleriniz. Evet, taşlar bunlar, doğal taşlar. Dediğim gibi şişe bahçe, paşa bahçenin boncuklarına kanmayın. Altı yükseldi, geldi gitti, altın geldi. Aşk, evlilik falan bunlar hep yalan dolan şeyler, tevatürler ama taşların, burçların insana %100 etkisi vardır. En büyük tillo
İslam Üniversitesi 7 tane Harran'da orada bulunmuş bu bilimleri oralarda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tam 78 sene, 45 sene önce resim defterinin arasındaki kağıda çizip Yaşam Enerjisi kitabına paylaşan tek kişiyim. Hazreti Fakirullah'ın İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Kıyafetname ve Marifetname adlı eserlerinde. Evet. Evet. TikTok alarm veriyor. Maalesef burada şarj sıkıntısı var. Böyle ona bir destek yapalım. Evet. Olduğu kadar olmadı. Daha sonra yapacağız. Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Bizi izlemeye devam edin. TikTokçular olmadı. Instagram'da ve Facebook'ta Ahmet Maranki Facebook, Instagram ve YouTube'dan kapanan olursa birbirinden izlemeye devam etsinler diyorum. Hileli taşlara gitmeyin. Burçlarınızı öğrenin. Astrolojiyi, gezegeninizi bulun. Kokunuzu bulun. Üç harflinizi, onu daha özel şeylerde buluruz. Onların yerlerini bulun. Kitaplarımızda var. Her türlü kitabımızda. Bunların şifalı kürler, şifalı taşlar, yaşam enerjisi kitabımızda, beyaz ölüm kitabımızda, şifalı kür kitabımızda bütün bu tablolar mevcut. Taşlar, bilezikler, kolyeler. Taş yüzük olarak takabilirsiniz. Bakın burada akik, muazzam bir akik, kırmızı akik, Yemen akik. Suda boğulmaz diyor. Mesela turkuaz, olağanüstü bir turkuaz. Tabi bunların ritüelleri de var yani böyle ritüelleri de var. Yine burada zümrüt görüyorsunuz. Bu çok önemli bir zümrüt, çok kıymetli. Yine bizim burada çok canlı bir taşımız var. Kehribar, bakın burada. Şu anda bu kehribar canlı, bakın içinde hatta sinekler, canlılar var şu anda. Takın kehribar çocuklarınıza uykusuzlukta kolye olarak, bilekliklerine, bebelerinize mutlaka kehribarı kullanın, bakın söylüyorum. Moral bozukluğu için amatisi kullanın, bakın söylüyorum. Kristal taşlarını kullanın. İnciyi mutlaka kullanın. Bakın inci mutlaka kullanın. Tesbihini, kolyesini, küpesini, en azından şuradaki timus bezinize bir inci kolyesi alın. Arada bir inci alın. Çayınızın içine atın mesela. Bunları bulundurun. Bunlarda kozmik boyutlar var. Bunları bu kadarla söylüyorum. Tabii ki şifa sadece bu değil yani. Biriler diyor ya inci her derde devadır şurada. Değil, ben inciyi yüzüme de sürüyorum, yapıyorum. Gıda Bakanlığı bunun yenilmesini, içilmesini yasak kıldığı için biz yiyoruz, ediyoruz. Ben kendi taş yamaloklarımız, incilerimizi getirtiyoruz. Hepsi orijinaldir. Bütün taşlarımız sertifikalıdır bakın. Bizim Türkiye'de Ahmet Maranki'nin bütün ürünleri sertifikalıdır. Taşlarımızın da sertifikaları vardır. Bilginiz olsun. Garantilidir. Sadece ona göre. Bilezik kullanın. Bilezik kullanın çünkü kanınızdan geçerken pıhtılaşmayı. Herkese 7 şakra taşının, bir de her şakranın da taşı vardır. Mesela kalbiniz bozuk, yeşil bir taş alın. Mideniz için sarı alın. Cinsel eksiklik varsa kırmızı kullanın. Ama hocam hepsine nasıl, imkanımız yok. O zaman 7 şakralı bileklik taş alın. 7 tane şakra burada, 7 taş. Sizin nereniz eksikse oraya verin. 7 şakralı bilezikler var, 7 şakralı kolyeler var, timis bezine. Nereye ihtiyacınız varsa oraya o enerji, Allahu alem bir sevap verecektir. Enerji boyutları mevcuttur. Onun için peygamberler ve padişahlar ve büyük zatlar yüzükler takmıştır. İşte şurada gördüğünüz şu kaşıkçı elmasını, bakın burada. Padişahlar takardı toplantılarda. Hiçbir heyet karşısında konuşamazdı. Niye? Tutku tutulurdu enerjisinden. Hatta birinin hatıratında diyor da işte sultana nota vermek için içeri girdik diyor ve bir anda dışarıda bulduk kendimizi, büyülenmiştik diyor. Bir anda bir ışık topu bizi, bütün söyleyeceklerimize nutkumuzu tuttu diyor. İşte elinizde bir taş olsun, yüzünüzde bir taş olsun. Ama yanlış taş olmasın, hastalanırsınız, tansiyonunuz yükselir, enerjiniz düşer vesaire 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 diye de söylemek istiyorum. Elhamdülillah dedik, sağ elleştik, sol el değil, ekrandan yanılmayın. Yüzük, kolye,
Boğazınıza bilhassa herkese öneriyorum yine. Kehribar çocuklara ve kendinize, hamile hanımlara, gergin olanlara, tiroid yüksek olanlara. Erkeklerin hepsine turkuaz öneriyorum. Aki gençlere öneriyorum. Yaşlılara önermiyorum. Çünkü yaşlılar yüksek enerji alırsa harcayamazlar. Kadınlar küpelerini sakinleştirici takmaları lazım. Yine bunun dışında evinize koyacağınız büyük taşlar, amatistler ve diğer taşlarda iş yerinizde kötü enerjilerin korunmasına engeldir diye söylemek istiyorum. Evet, geçiyoruz kenevir yağına. Kenevir şu anda dünyada en çok oksijen veren, radyasyon emici özelliğiyle her sahada kullanılabilen, yemeden, içmeden, esrarından, eroinin elde edilmesinden tutun da yakacaktan sanayiye kadar her yerde bunları bu şekilde keneviri kullanıyoruz. Keten, kenevir, kendir. Biz köyde yaptığımız keten tarlamız vardı. Kenevir yoktu. Keten, kenevir vardı ama keteni biz kullanırdık. Dövülürdü. Yataklarımız, yorganımız, yastığımız, elbisemiz, bannelerimiz, affedersiniz, iş donumuzun hepsi ketenden olurdu. Sağlıklıydı. Keten böyle yataklarda yatardık. Sertti. Kamışlarında yatardık. Mutluyduk. Şimdi aynısını keçe yatak, keçe yorgan, keçe battaniyede yatarak mutlu, huzurlu ne yapıyor? Sizi radyasyondan koruyor. Radyasyon en büyük tehlike. Bizi yok ediyorlar. Şu anda uyanın. Bakın söylüyorum. Bugün çok önemli notlar aldım. Bakın yani çok sıkıntılar var. Şu anda insan neslini yok etmek için olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Bakın, gayret edin, biraz çile çekin. Bugün mutsuzluğun sebebi çile çekmemek, okumamak, araştırmamak. Her zaman söylüyorum. Şayet siz başarılı olmak için bir dönem çalışmazsanız, bunun bedelini ödemezseniz, gayret etmezseniz, bu işte yolda kaza geçirip tutuklanmaya kadar bizim yaptığımız gibi bir gün ne olur biliyor musunuz? Başaramadığınız için bunun cezasını ömür boyu çekersiniz. Gelin hayatınızda gayret edin bir şeye. Gayret edin. Başarmak için gayret edin, çile çekin. Bir an çile çekersiniz. Bir yıl, iki yıl. Ama başaramamın sıkıntısını ömür boyu çekeceksiniz. Bu sözümü unutmayın. Öyle kolay değil, cennet ucuz değil öyle, cehennem lüzumsuz değil. Öyle kıl namazı, tut orucu, neye başını dört, bir de 60'tan sonra ayızdan nifastan kesil hadi. Yok öyle bir cennet yok. Yücahidüne fisebilillah. Allah rızasını cihat edeceksin. Hocam savaşa mı gidelim? Evet. Gerekirse vatan müdafası için savaşa da gideceğiz. İlmimizle, irfanımızla, paramızla bu saatte burada anlatacağım. Niye yorulayım ben bu saatte? İlmimin zekatını vermek zorundayım. Evet, onun için çok önemli. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamın bedelini ömür boyu yaşayarak öderler. Bu sözümü unutmayın. Evet. Hayatınız helal dairede olsun. Haramlardan uzak olun. Hocam ben kanuni. Bugün bir fırıncı, bir üretici, bir market kim olursa olsun. Şayet gıda ömrünü uzatmak için içinde kullandığı koruyucu bilmem neleri bilmem neleri efendim bu kanunudur dese bile asla helal değildir. Asla helal değildir. Kanuni de olsa helal değildir. Vicdanının sesine bak. Çok önemli. Evet. Onun için kanuni yaptığınız bazı şeylerin vicdani yönüne düşüp helal olduğuna da kanaat getirmezseniz Allah'ın sopasını yersiniz. Allah'ın sopası sıkıntılardır, çiledir, hastalıktır, zelzeledir, sel baskınıdır, kuraklıktır, toplumun ahlakının bozulmasıdır. Bunun hepsinin ilmi altyapıları vardır. Bu kainatı idare eden bir güç varsa onu razı edeceksiniz. Cumhurbaşkanını, bakanı, müdürünü, ananı, babanı değil. Tabii ki bunları kanunlar dairesinde hepsini razı edeceğiz. Vazifemizi tam ve düzgün yapacağız. Ama hakkın hatırını en yüksek hatır kabul edeceksin.
Evet. Helal daire keyfe kafidir. Harama da girmeye gerek yoktur. Üç günlük dünyada da fırıldak olmaya gerek yoktur kardeşim. İşini bitiremeyenler, işim çok diyenlere herkese diyorum. İşini bitiren hiç kimse olmamıştır ama işi biten binlerce kaymakam, bakan, vali, belediye başkanı kimler olmuştur? Onu razı et. O razı olsa, bütün dünya bize karşı olsa hiç emniyeti yok. O bakar, innallaha kâne semiyen basira. Görür ve adalet eder. Kader tecelli eder. Kalpleri vurar. Layık olduğumuz şekilde idare ediyoruz. Bugün bu sıkıntılara biz düçar oluyorsak hak etmediğimizdendir. Hak ettiğimiz gün başımızdaki yöneticiler bizlere çok daha farklı davranacaklardır diye de altını çizmek istiyorum. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Balık baştan kokar derler ama düzelme tabandan başlar. İnsandan başlar. Evet. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Bugün mutsuzluğumuzun sebebini sormuşsunuz çok. Niçin mutsuzuz? Şimdiki çocukların ve bizlerin mutsuzluğunun en büyük sebebi biz bir şeyi elde etmek için çok gayret ettik. Çok çalıştık. Bir başarıyı elde etmek için çok sıkıntılar çektik. Bir araba, bir evime almak için 15 sene bekledik. Şimdiki çocukların hazları anında, doğduğunda lak ağladı, lak süt, bilmem öksürdü, luk bir tane bisküvi, bir tane şey. Çocuk her şeyi almış, hazın sonuna varmış. Bu çocuğun şimdi evlendiğinde evi, arabası, yatı katı olursa bu 5 sene sonra uçak mı alacak? 15 sene sonra ne yapacak? Mutsuz olacak, eşinden ayrılacak. Haz meselesi çok önemlidir. Hazı yavaş yavaş almak lazım. Çocuklara bunu yavaş yavaş verin. Bir anda her şeyini vermeyin. Bir anda çocuğuna odasını verdin. Bir gün çocuğun odasının kapısını açın, niye açtın anne diyor. Biz anamızın babasının yanında ders yapardık. Biz ilkokulda kandil, bir tane yağ kandili vardı. İlkokul bir de Demirci Köyü'nde Fatih'in toplarının döküldüğü Demirci Köyü, Kayı Köyü'nde kandil ışığında yapardık. Onun için bugün başarılıyız. Bugün çocuklarınız başarılı değilse ey anneler size söylüyorum. O çocuklarınıza yaptığınız, verdiğiniz imkanlardan dolayıdır. Verdiğiniz imkanlardan dolayıdır. Asla kata ve katiyetle bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Telefonlar bile dayanamadı. Evet. Bu çocuklarda problem varsa sebebi anne babalardır ve bilhassa annelerdir. Anne ve babaannelerdir. Çocuk geliyor tip 1 diyabet 4 yaşında 28 ünite iğne vurulmuyor. Bu çocuk 5 sene sonra ne olacak? Tip 1 böbrek kaçağı olacak. Üre kreatin kaçağı başlayacak. 15 sene sonra böbrek lazım. Diyalize. 4 yaşında 15 daha 19. Bu kızla bu erkekle kim evlenir? Bunun sebebi ne biliyor musun? Yedirdiğin mısır şurubu, içirdiğin gazlı içecekli kola. Enerji içeceğiyle yok ediyorsun o çocuğu. Fast foodlarla yok ediyorsun. Çin tuzuyla yok ediyorsun. Florülü macunla yok ediyorsun. Tavuk yedirme. 28 günlük tavuk yedirilmez. Hıyar 6 ayda yetişiyor. Ne yedirelim? Evet, çocuklarımıza, onu da bugün sormuşsunuz. Hocam ne yapalım? Her gün çocuklarımıza et, artık hayvan, manda eti falan. Kesinlikle dana eti, Holstein, Montfon yedirmeyin. Bunlar suni döllenme yapıyor. Bunlar inekler emzirilmiyor. Bunlarda melatonin yok. Bunun sütünde serotonin yok. Bu çocuk mutlu olamaz, uyuyamaz, anlayamaz, algılayamaz. Sütte bunlar yok, yoğurt olmuyor. Peynir olmaz. İçine katkı yaparak bunları peynir yoğurt yapıyorlar. Uyan millet, uyan. Bulursan keçi ye, teke, oğlak ye. İğnelenmemiş kuzu eti ye. Balık ye, küçük balık, istavrit, hamsi, mezgit, dip balığı olmayanlarda. Palamut, lüfer asla çiftlik yeme. Balığı ye mutlaka. Söylüyorum.
Kabuğu kepeği alınmamış, DNA'sı 14 olan siyez ve kara buğday, kara kılçık ve mutlaka siyah pirinç ye. Hepsini ürettik sizler için. Siyah pirinçleri. Evet, mutlaka tereyağı yiyoruz. Mutlaka paça çorbası. Yiyemeyenlere tip 1, tip 2 kolajeni ürettik. Hidrolize alacaksın. Şık 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 yapacaksın. Cildin, rengin, bedenin, hücrelerin, çocuğun kafası çalışacak. Yapacaksın bunu. Yapmazsan benim çocuğum yemiyor hocam, etmiyor hocam. Bunun mesulü siz annelersiniz ve yarın bunu çekeceksiniz. Evet. Kesinlikle atıştırmalıklarda fırınlanmış ürünleri değil, direkt kırılmış kabuktur, kestanedir, fındıktır, cevizdir. Aflatoksin yaygın. İncir mutlaka ama aflatoksinsiz. Tabii yapılmış turşuları, tereyağları, bilhassa yağ, zeytinyağı, sızma yağı, tereyağı, mutlaka hayvani yağları belli oranda tüketmeye çalışın. Çünkü yağ enerjidir. Ama şekeri az kullanın. Balın dışında fazla şeker kullanmayın. Bağışıklığınızı düşürecektir diye söylemek istiyorum. Yine bunun dışında alkali su için mutlaka spor yapın. Mutlaka alkali sebzeler yiyin. Tabii meyveler yiyin. Alkali su için. Kaliteli yaşamın yolu bu. Başka bir yol yok. Daha ne lazım zaten? Helal daire, keyfe kafi. Asla kabızlık çekmeyin. Ne yapalım hocam? Kabız çekerseniz hocam derdi ki 4, 8, 12 saat içinde dışarıya çıkamazsanız oğlum o 12 saatteki şey 2 kere içinden besinleri alınmıştır derdi. Ne olur biliyor musun derdi. Affedersin, gaytanı, zehiri tekrar yersin. Cildin bozulur, roza olursun, efendime söyleyeyim karaciğer temizleyemediği için sedef olursun, alalık olursun. Efendime söyleyeyim daha pek çok, saçın dökülür, cildin bozulur, hasta olursun. Terin sidik gibi kokar, bağışıklığın düşer, çocuğun olmaz, erkekliğin olmaz, menopoza girersin, kanser olursun. Gayta yiyen ne olur? Şimdi sözü aklıma geldi. Hocam siz dediniz ki sidik şifadır. Evet, ben bu millete dedim ki ot yedireceğim. Yediriyorum şimdi. Tamam mı? Herkes ot yiyor. Çimen suyunun bardağı 25 lira. Çimen suyunun bardağı 25 lira. Evet, TikTok kapandı. Enerji yetersizliğinden dolayı. Onun için inşallah TikTokçular diğer telefonlardan, YouTube, Instagram ve Facebook'tan devam ediyoruz. Sidik meselesi Rusya'da, pek çok ülkede, Kafkasya'da, Uzak Doğu'da bunlar var. Tedavi merkezleri var. Fitoterapi, aromaterapi, balnoterapi, işte böyle. Yani şimdi bunları söylemek istiyorum. İnsan beyni buna uygun değil. Yani şu an beyinler mangurtlaştırmış. Bunları çok özel dairede anlatıyoruz. Hakikaten şifadır. Gözden, saçtan, ciltten. Mesela işte ben elim belli günlerde hep sorarlar parmağın niye böyle. Bu buradan kopmuştu şu kadar aşağı. Oraya bir şey değmişti. 80 öncesi yıllarda. Böyle sallandığında baktım, bir ayıldığımda burayı sarmış arkadaşlar. Ne yaptınız dedim. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Hocam dedi işte bu kopunca dedi sinirler ve kan damarı kalmış. Koyduk buraya. Tabi hastane falan yok o zaman. Gidemiyorsun. 80 öncesi kolay değildi. Vatan, millet, devlet müdafası. Ondan sonra 4 tane çubuk koymuşlar. Her gün diye sırayla birimiz işedik diyor. Burada söylüyorum bak. Her gün sırayla birisi işemiş ve orası tuttu çok şükür. O gün bugün sağlıklı. Sadece şu tırnağımı 2-3 defa arkadaşlar sağ olsun, doktor Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı, 36 tane başhekimimiz var vakfımızda. Hocam alalım alalım diye 3 kere aldırdılar. Yine aynı şekilde bu tırnağımız böyle büyüyor. Hiç kolay oluyor böyle kapı çalmak için falan vesaire. Evet, bunları da söyledik. Bunun dışında cahil ile dost olma, ilim irfan bilmez. Aç gözlüğüyle dost olma, ikram bilmez, seni üzer. Saygısızla
dost olma, kural bilmez, edep bilmez, haya bilmez, üzülürsün diyor. Çok doğru. Bilhassa bugün bir haber okudum. Hakikaten bu dinle falan alakalı değil. İnsanlık, etik kurallar, vicdan. Tabii ki din motifinin çok büyük bir etkisi var insanda. Mesela Putin bugün mecliste onaylamış Rusya Devlet Başkanı. Kahrolsun komünistler, işte domuzdan post, Rus'tan dost olmaz diye öğrendik. Ben yine aynı kanaattayım. Aynı kanaattayım. Çünkü yapılan zalimlikleri 93 yılında Karabağ'da yapılan zalimlikleri ve Türk dünyasında yapılan zalimlikleri biliyoruz. Bu tabi Rus meselesi değil. Daima Osmanlı'nın ve Türklerin başına bela olmuş. Tabii ki kazan kazan. Bugün iyi ilişkilerimiz olabilir, şartlar. Putin, Hristiyan Putin, dinsiz Putin, ne derseniz deyin, hani öyle bir devlet başkanı Rusya'nın başında kolay değil. Evde karısına çocuğuna sözü geçmeyenler liderleri eleştiriyor. İşte Tayyip böyle yaptı, Putin şöyle yaptı. Ya sen evde çocuğa lafın geçmiyor. Kızın lafını dinlemiyor. Oğlunun hiç haberi yok senden. Sen böyle göbeğini kaşı böyle eleştir, devamlı eleştir. Günahını al insanlar. Kıyamet günü hepsi önüne çıkacak kul hakkı olarak. Adam ne yapmış? LGBT yasasını kesinlikle onaylamış. Artık LGBT konusunu konuşmak, tartışmak bile yasak. Biz diyor kadınlarımızı, erkeklerimizi koruyacağız diyor. İnşallah bizim başımızdaki devlet liderlerine ve Müslüman liderlere de bu örnek bir davranış olur diye söylemek istiyorum inşallahü teala. Evet değerli dostlar, devam ediyoruz burada. Radyasyon şu anda çok tehlikeli, büyük bir tehlike altındayız. Bu mRNA'lara verilecek belli bir frekanslar, 5.5G'lerle kalp krizleri, tetikleme, karaciğer, böbrek, kansere giden olumsuzluklar, kanda pıhtılaşma, mutlaka topraklama yapın. Bir an daralırsınız, kasınız, eklemleriniz ağrımaya başlarsa gidin topraklayın, çimenlere yatın, ağaçlara sarılın, bakın ağaçlara sarılın. Bir tane tuz sabunu alın, mutlaka yıkanın. Tuz sabunuyla yıkanın, sirkeyle yıkanın. Mutlaka. Bakın zor günlerden geçiyoruz. Bilhassa bu Çin çayı, Alman çayı, işte bilmem ne çayı, Türk çayı da dahil bütün koldan içilen çaylarda kesinlikle, bakın şu anda büyük risk var. Çok büyük risk var. Çok büyük risk var. Mutlaka tuz sabunuyla yıkanın diye söylüyorum. Sirkeli suyla yıkanın. Çimenlere çıkın, yerlere yatın. Denize dalın. Tuzlu suya dalın. Tatlı suya değil, tuzlu suya dalın. Bulamayan evinde tuz sabunuyla yıkansın. Sirkeyle yıkansın. Ağaçlara gidin bir yarım saat sarılın. Hiçbir şey yapamazsanız çörek otu yağı, masaj yağlarımız var. Bu yağlardan alın. Kulaklar, abdest alın, gusül abdesti. Yağla bütün bedeninize abdest aldırın. Korunacaksınız. Hem manevi kirlerden hem maddi kirlerden. Hafazanlar bastı. Gece karabasan görüyorum. Gözüme şey girdi, korkuyorum. Bende panik atak var hocam. Acaba beni cin mi çarptı, büyülendim mi? Vesaire, kara büyü gibi düşüncesi olanlar, enerjisi düşük olanlar, lütfen magnezyum yağı tuzdan oluşmuştur. Yerin kaç bin metre altında antik bir mineraldir. Magnezyum yağı antik bir mineral. Lütfen karabasan, hiperaktif, panik atak, kaygı duyan, endişe duyan, depresyonda olan, gece rüya gören, gölge gören, huzursuz olan, enerjisi düşük olanlara magnezyum yağıyla bütün bedeninizi gusül alır gibi masajcıya yağlatın. Daha sonra da bir gün kalsın tuz sabunuyla yıkanın, inanın şifa bulacaksınız diye söylemek istiyorum. Magnezyum yağı ve tuz sabunuyla yağlanın, tuzla yıkanın, şifa bulacaksınız. Bunları da İbrahim kardeşim için anlattım, TikTok'ta paylaşsın diye. Evet, hakikaten zor günlerdeyiz. Sıkıntılı, içine kapanan insanlar, ölüm oranları 8-9 kat arttı. Hala istatistikler yayınlanmıyor. Ama olsun diyenler var. İHA'mız, SİHA'mız,
Aselsan'ımız, uçağımız yakında geliyor. Dünya savaşa gidiyor. Biz de savaşa doğru gidiyoruz. Tabii ki sınırlarımızı korumamız lazım. Yani hani öyle diyorsunuz ya, onun için ben de böyle diyorum. Evet, bunlar yapılmalı ama bunun yanında milletimizin dili, dini, kültürü, örf adet anneneleri sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı bizim yazılarımızda İstanbul Sözleşmesi'nden döndü. Bizim yazılarımız, çizilerimizle demeyelim de hadi gıda yasasını geri döndürdü. 3 kişiydik bak, 4 kişi yoktu. Dilipak vardı sağ olsun, kulakları çınlasın. O da çok mücadele etti şu anda. Haksızlık karşısında susmadı, söyledi. Şu an ya 2 ya 3 kişi kaldık. Yani medyada, ulusal medyada yazabilen, ulusal medyada yazabilen Akit'te 2 gün. 54 tane korona ile ilgili yazı yazmışım. 16 tane İstanbul Sözleşmesi, 24 tane gıda ile ilgili yazı yazdım. Akit'te salı ve cuma günleri. Yazacağız. Bunları biz ahirette elimize alacağız. Ya Rabbi ben yazdım, ben söyledim, ben tebliğ ettim diyeceğim. Benim yapacağım da yani onu kazanmak, muzaffer etmek, bu işi bacarmak Allah'ın işi. Biz sefere talibiz, zafere talibiz, sefere talibiz, zafer Allah'tan. İhlasımıza göre onu da verecektir diye söylemek istiyorum. Evet, son sözlerimi söylüyorum. Vaktimiz doldu. Yıllardır takip ediyorsunuz. Atilla Gümüş, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. Çalışıyorsunuz. Sağ olun işte. Bak böyle bir dua bizi bu gece rahat uyutacak. Atilla Gümüş 3388 seni bugün duamızı aldık. Bütün takip eden. Böyle takip eden değil bizi. Burada takip ediyor. Tamam mı? Üzümü bizden yiyor. Yumurtayı başka yere yumurtluyor. Bizi resmen Twitter, Instagram, YouTube'umuzda, TikTok'umuzda takipçimiz olan herkesi geceye teheccüd namazlarımızda, dualarımızda bizi takipçilerimize şirketi manevi hayriyeden dua ediyoruz. Hayır duaları kabul olsun diye. Çok önemli bir şey bu şirketi manevi. Çünkü müminin mümine duası reddolunmaz. Günahkar bir ağzın duası reddolunmaz. Senin duan senin için günah olabilir. Ama ben senin için günah noktasında değilim. Kendim için günah noktasındayım. Allah bu duayı kabul etmek işte. Onun için dualarda buluşalım diye söylüyorum. Evet. Hasan Başlı Gökşin izliyormuş. İzliyor, bir de cümle yazmıyor. Olsun. Recep Turhan Allah razı olsun. Diyenlerin duaları, hayır duaları kabul etsin. İnşallah dualarımızda gelecek nesillerimiz için mutlaka bir kozmik yaşam merkezi kurmamız lazım. Bu MR'lar, ultrasonlar hep bunlar boş şeyler. Biyorezonans terapilerle daha büyük teknolojiler var. Hep bunlar aldatma. Küçücük aletlerle, cep telefonu gibi, şunun gibi bir cihazla, sadece şunun gibi bir cihazla her şeyi çözmek mümkün. Bunlar üretildi. Efendim burada soruyorsunuz şimdi burada. Diyorsunuz ki işte gözüm görmüyor bilmem neyim. Ya razı olsun hocam, ömrünüz uzun olsun, bereketli olsun, yüksek ayrınlıysa. Suna teşekkür ediyorum. Beyoğlu Zahir Çelik teşekkür ediyorum. Hüsniye Demir teşekkür ediyorum. Şahin Dede Özdemirci sizden de razı olsun. Evet. Allah razı olsun cümlemizden. Allah eyvallah diyoruz. Selçuklu neslimize. Türküz, Osmanlıyız, Kayı'yız. Fakat bu ülkenin kurtuluşu ne zaman olacak biliyor musunuz? Soruyorsunuz ya. Mısır şurubu yasaklandığında bir demokrasiye ve özgürlüğe bir adım atmış olacağız. Bütün yeraltı sularımız. Bugün Tarım Bakanı söylüyor. Efendim su olan, tüketen ürünleri üretmeyeceğiz. Hadi pamuğu üretme bakalım. Suyumuzu mahvediyor. Niye başka ülkeler pamuk üretmiyor? Kardeşim senin yeraltı sularını pamukla yok ediyor. Onun için, yoksa seni sevdiğinden değil, hiç kimse uyanmıyor ki. Mısır çurubunu Amerikalı, Kanadalı bu illimonatı niye bize vektiriyor? Çukurova'nın suyu bitti. Portakalları kestiler. İznik'te su bitti. Zeytinlikleri kestiler. Bitti. Kaçırdın. İHA'lar, SİHA'lar, yollar uçuyoruz. Savaşa gidiyoruz. Su yok, su. Petrolü bulacağız, su yok. Yasaklasana mısır şurubunu. Yasaklasana epter tohum üreten 8 kat çeken bitkileri.
yasaklayamazsın. Senin ona gücün yetmez. Yettiği gün bu ülke bağımsızdır. Ver Maranki'ye bak nasıl. Niye vermiyorsun? Üretim, üretim, üretim. Başka bir şey yok. Ya soğana muhtaç ettirdiler ya içimizdeki hainler. Hala içimizde İngiliz casusunun itirafları vardır. Devletleri ahlaksızlıkla, fuhuşla, içkiyle, kumarla alıştıracağız. Onlara mevki, makam, para vereceğiz. Yanına kadın vereceğiz. Ve onlara birer tane müsteşarlık dediğimiz müsteşarlıkların bir tanesi her bakandaysa ben 40 yıl devlette gördüm o iş değişmez. Onlara sahip olacağız, ülkeyi biz idare edeceğiz. İşte son yıllarda değişik bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet Türkmen Bey'i Bahçeli bir gayret içindeler. Muhalefetin ne yaptığını ben daha anlamış değilim. Muhalefet olduğu kanaatında da değilim ülkeden. Mesela bizim aşı vesaire işte gıda işte neslimizin korunması diyoruz. Adamlar tertemizini yapıyor. Yani biz iktidarı eleştiriyoruz. Öbür taraf daha çok eleştiriyor. Doğru bir tane. Düşman oku nereye atıyorsa düşman oku bizim oraya sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkacağız onlar da aynı işi yapıyor. İşte o satılmış içerideki birkaç tane de aldatıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya aldatıldık yanıldıldık falan diye. İnşallah bundan sonra ben yanılmayacağım kanaatindeyim. Biz dilimiz döndükçe hakkın hatırı için doğruları söyleyeceğiz su hakkı için. Zeytine yaprağına yazılmış İsmi Azam'ın hakkı hatırı için. İnşallah başımızdakilere feraset nasip eylesin diyoruz. Amin. Su bismillah elhamdülillah 3 yudumda süzerek içilirse şifa olur derdi hocam. 1,5 litre suya 1 gram kristal tuz, Maranki kristal tuz, 1 gram da tuz kepeği koyarsan 8-9 alkol olur. Bütün hastalıklarınızdan kurtulursunuz diye söylemek istiyorum. Eklem kas hastalıkları çok fazla. Bunun da sebebi bu bize içirilen çaylar. Bunlardan korunmak için detoks biraz sonra anlatacağım. 21-28 Aralık'ta şu an detoks dolunaya gidiyoruz. 2-3-4 Avrupa'daki bizim çocuklar yapıyorlarmış çok kişi. 9'u dolunay günü, aydınlık dolunay. Bir de karanlık var 21-28. Biz onu İzmit The Nest Termal Otelimizde yapacağız. Eklemleriniz, kaslarınız ağrıyorsa, kemikleriniz ağrıyorsa, cinsel probleminiz varsa, halsiz hissediyorsanız, bunama hissediyorsanız ki bunları hep yan etkileridir bunları. Çünkü bunlar hiçbir şey daha. Yarın bu çayları içirilenlerin doğacak çocukları kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metallerden dolayı otistik, spastik ve pek çok sendromlu hastalıklarla doğabilir. Hiç bunları konuşan yok. Hiç böyle. Fenerbahçe, koca TRT getirmiş milli takımda Arjantin, Somali 4 saat boş havanın peşinde bir oraya koşuyorlar, bir buraya koşuyorlar. Gol diyor. 40 bin gücü böyle gidiyor. Ya senin TRT'nin spor bölümü var. Niye onu orada göstermiyorsun da TRT'de? Yani 3-5 kuruş Katar bize para verdi diye. Yani bunları yapmamıza gerek yoktu. 3-5 kuruş reklam firması kolanın reklamını sen benim maaşımla maaş alan TRT. Sonra diyorlar ki niye çıkarmıyor? İşte çıkarır mı seni? Olsun Allah'ın hakkın hatırı var ya. Bak izliyorsunuz. Ya sen niye kola reklamı yapıyorsun kardeşim? Milli takım niye sen bunu sponsor alıyorsun? Her yere parayı buluyorsun da camiyi vatandaş yapıyor da kırdığın o tahtaları spor bakanından yine bana ödetiyorsun. Nasıl adalet bu? Nasıl İslam anlayışı bu? Kanuni ama helal mi değil iki elimiz yakanızda olsun. Olsun mu olsun diyenler olsun yazsın. Cami vatandaştan topluyorsun parasını şeyini bilmem neyini. Orada üç tane kendini bilmez affedersin alkolik geliyor. Kızıyor kafayı atamadı golü diye oturdu sırayı kırıyor. Onun parasını spor bakanlığı yapıyor. Ya bu adalet mi ya? Bu en büyük zulümdür ya. Bu adaletsizliktir. TRT'nin, devlet televizyonunun benim maaşımla olan adamın cicili bicili gıdaları,
sağlıksız gıdaları, asitli gıdaları, kolalı, enerji içeceğini, ahlaksız dizileri yayınlamasına vallahi billahi tallahi iki elimiz yakanızda olsun. Diyenlerin de duaları kabul olsun. Kardeşim evimiz yanıyor. Niye hiddetleniyorsun hoca? Aman sakin ol, bunları söyleme. Ölüp gideceğiz, ahirette gel diyecek. Gel buraya. Mehmet Ayşe, niye sustun bu haksızlık karşısında? Cimere bimere yazdım, o siyasi mahallene geldiğinde diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli, ev ev gezeceğiz diye. Evine geldiğinde yakasından tuttun mu? Arkadaş sen bu kola reklamını niye veriyorsun? Niye bu bilmem ne dizisini burada oynatıyorsun? Bu kadın erkek bulma, koca bulma, bu azgınlığı niye yaptırıyorsun? Sonra bu dizileri görenler sokakta geliyor benim karıma kızıma saldırıyor. Sonra da diyorsun ki taciz oluyor. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Türkiye'de hep böyle bu. Ne zaman bağımsız olacağız? İşte mısır şurubu yasaklandığı gün. Florür diş macunlarına konmadığı gün. Kabuğu kepeği alınmamış, DNA'sı bozulmamış 14 buğdayları şeytanın hars, bozacağım, nesli bozacağım diye bozulmadığı gün bağımsız olacağız. Rafine yerine kristal tuzun 400 bin lira ceza yazıldığı bu günlerden değil, tavsiye edildiği hekimlerimizin olduğu gün bağımsız olacaksınız. Süt tozlarını değil de, epter yağları değil de, margarinli yağları değil de, inek yağını, tabi yağları, sızma zeytinyağını, Allah'ın yarattığı, İsmi Azam'ının yaprağına işlendiği zeytin olorapini yediğimiz gün biz insan olacağız bu ülkede. O zaman adalet ve demokrasi ve bağımsız olacağız. Bunların doğruları bilenler yapmıyorlarsa yaptırtmıyorlardır, bir yere bağımlılardır. Ya da ahmaktırlar. Ya da liyakatsızdırlar. Ya da ehliyetsizdirler diyelim. Ya da bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı. Bugün anlatıyoruz en hafifi. Evet. Kaslarınız için söylüyorum. Kemik rahatsızlığı olanlar. Dizlerinde, eklemlerinde, boynunda fıtık diye bir şey yok, yalan. Boyun fıtığı, bel fıtığı yoktur. O bölgedeki organların hastalığıdır. Asla ameliyatla düzelmez. Bunun için kurkumin, dünyada da örnekleri var. 150-170 kat güçlediğimiz sandalos sakızı ve zerdeçaldan yapılmış kurkumin ve daha pek çok etkili madde kıkırdak doku onarımı için tip 2 kolladiyol aslına uygun. 1. 2 tip 1 kolajen, yine hidrolize. Bunu sabah akşam kök hücre. Yani nedir bu? Kemik iliği. Yani paça çorbası dediği. Tamam, bunu kullanmanız halinde ağrılarınız 7 günde. Avrupa'daki ilaçlarda yazıyor 7 gün diyor. 7 günde göreceksiniz. Sağ olsun Osman Acar kardeşim. Bir video atmış Isparta Aliköy'den. Kadın 70 yaşında ayağını sürüyemiyormuş. Acımışlar, bir ilaç aldırmışlar. İlk gün diyor kaldırıp yürüdüm diyor. Canlı videosu var. Paylaşma dedikleri için paylaşmadık. Onun için söylemek istiyorum. Bir de dışarıdan çınar yapraklı, ardıç katranlı, çok önemli, tilki üzümlü. Bunlar yakıcı yağlardır. Krem ve mutlaka tilki üzümü kremler ve magnezyum yağıyla masaj yapıp sürmeniz halinde D vitamini ve kalsiyum veya tahin yemeniz halinde 7 ile 21 gün içinde bu kas hastalıklarınızdan, eklem rahatsızlıklarınızdan kurtulacaksınız diye söylemek istiyorum. Evet. Detoks nedir? 7 günde yapılır. Aydınlık karanlık dolunay 21-28 Aralık'ta son detoks İzmit 5 Yıldızlı Otelimizde. Sağlıklı yemekler, sağlıklı içecekler, sağlıklı sporlar, özel iksirler, sebzelerle temizleyip meyvelerle besleniyoruz. Hidroterapi, fitoterapi, aromaterapi, sular, kürler, havuzlar, masajlar, doğa yürüyüşleri. 7 gün kendinize ayırın. Lahman aynı günde evinizde siz de yapabilirsiniz. Lahman ama prebiyotik almadan kesinlikle bu uygulamaları yapmayın. Açlık yapmayın.
susuz kalmayın. Kilo başınıza 30 miligram mutlaka her gün alkali su için diye söylemek istiyorum. 21-28 Aralık'ta gelin Noel tatili Avrupa'dakilere sesleniyorum. Arayın bizi. 7 gün beraber bir tatil yapalım. Orada 3 öğün yemek, açlık falan yok ama sebzelerle temizleyip meyvelerle besliyoruz sizleri. Beraber olalım. Gelin depresyon, hiperaktif, panik atak, kaygı, kilo problemi, çocuğu olmayanlarda müthiş bir başarı var. Kanser, bağışıklık güçlendirme. Tüm bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet, bu çalışmalarımız devam ediyor. YouTube, Instagram, Twitter sayfalarımızdan, TikTok'tan bizi izlemeye devam edin. Marenki alışveriş sitelerimize girin. 0212 533 0133 veya 0549 533 0130 veya 35. Dünyanın her yerinden ücretsiz WhatsApp hattımız var. 0530 200 0096 buradan arayın. Her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Kimyagerlerimiz, biyologlarımız, tıbbi teknisyenlerimiz bu konuyla ilgili medikal bölüm okumuş, bu konuları bilen insanlardan bilgileri alabilirsiniz. Şubelerimiz sadece ve sadece uydu kanallarında her şey yalandır, sahtedir. Adım, resmi görünen her şey ölebilirsiniz. Suç duyuruları yapılmıştır. İstanbul Topkapı Pazartekke'deyiz. Kastamonu Nasrullah Meydanı'ndayız. Doğancılar Üsküdar İstanbul'dayız. Adana Çukurova Belediyesi'nin karşısındayız. Isparta'dayız. Yalova Termal Caddesi'ndeyiz. Almanya Frankfurt'tayız. Bir telefon kadar size yakınız. Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası vardır. Yeter ki arayın diye söylemek istiyorum. Hocam derdi ki oğlum biyopsi alma, ameliyat olma. Kemoterapi alma, kainat şifanesinde şifa vardır derdi. Onun için tabii ki doktorlarınıza danışın, dediklerini yapın, sorun, araştırın, okuyun, düşünün, akıl edin. Farkındalı olun, sizin için uygulananı yapın. Ortodoks tıbbın engin tecrübeleri yanında bizim bu bütünsel tıbbı da birleştirip barıştırarak insanlığın hizmetine sunabilirsek insan nesli o zaman kurtulacaktır. Dünya o zaman bağımsız, o zaman İslam, insan o zaman olacaktır. Onun dışında bağımsızlık yoktur. Şu an o bağımlılığımız hala devam etmektedir. Allah yar yardımcımız olsun. İşte soruyorsunuz yine hala fibromiyajını. Bunların hepsinin çözümü detoks, kanser, fibromiyajı, kas hastalıkları, çocuk olmama, şeker, tansiyon. Şeker, tansiyon hapı alan 20 yıl erken yaşlanır. Bunama, Alzheimer, kalp krizi, erkeklik 3 hafta içinde biter. Çözümü var mı? 7 günde tamamen kurtulursunuz diye söylemek istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Salı Cuma günleri Akit Gazetesi'ndeki programlarımızı izleyin. Yazılarımızı okuyun. Kitaplarımızı okuyun diye söylemek istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah bizi izleyenlerin, takip edenlerin görünür görünmez kaza, bela, fitne, fesat, vücur, hile, desekem, göz ve sözlerden muhafaza eylesin. Hayır duaları kabul olsun, müşkül ve sıkıntılarımız giderilsin, hayırlı işlerimiz de bizden yana ve tarafa olsun, başımızdakilere feraset nasip eylesin diyoruz. Allah yar yardımcımız olsun, sağ olun, var olun diyoruz.